Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te öldürülen ve zanlıları 18 yıl sonra bulunan Ruhi Polat olayına ilişkin davada beraat eden sanıklardan biri hakkında istinafa yapılan şikayet üzerine tekrar tutuklama kararı alındı. Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhican Polat hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş fakat şahıs uzun süre bulunamamıştı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda olaya ilişkin ikisi kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müd Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Polat'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Ruhi Can Polat olayına ilişkin dava görülmüş ve 7 Aralık 2022'de karar açıklanmıştı. Kararda Ruhi Polat'ın eski eşi Azime Şeyh ile Cevdet Şeyh hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, tutuklu sanıklardan Temur Şeyh hakkında ise beraat kararı verildi. Avukatın itirazı üzerine karar istinafa taşındı. Yapılan incelemede istinaf mahkemesi kuvvetli suç şüphesi şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle beraat eden Temur Şeyh hakkında tutuklama kararı verdi.